Bir gün bir tarafta Ukrayna-Rusya savaşı ve dış politikada ön plana çıkan konular, diğer tarafta da İsrail-Hamas cephesinde de yine çatışmalar ve ateşkes çalışmaları devam ediyor. Amerika'nın Gazze açıklarında inşa ettiği yüzer limanda hasar meydana gelmişti. Liman tekrar devrede. Bir yandan da İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Amerikan Kongresi'nde yapacağı konuşma tabii gündemde. Eleştirilere neden olan bu Washington davetinde tarihi netleşti. Ne var Orta Doğu cephesinde, seni dinliyoruz. Evet, yüzer liman kısmıyla başlayalım. Hatırlanacağı üzere bu geçici limanın kıyıyla bağlantısını sağlayan bağlantı yolunda kötü hava koşulları sebebiyle bir hasar meydana gelmişti ve onarım için bu parçalar İsrail'in Ashdod Limanı'na götürülmüştü. Onarım tamamlandı ve bugün itibariyle de yeniden o parçalar geçici limana monte edildi. CENTCOM'dan yapılan açıklamaya göre. Dolayısıyla bundan sonraki saatlerde ve günlerde insani yardımın bu yüzer liman üzerinden, insani yardım faaliyetlerinin yeniden aktive olması bekleniyor. CENTCOM yetkililerine göre amaç bundan sonrasında yardım miktarını biraz daha artırmak. Her iki günde bir diyelim 450 bin kilogramlık gıda yardımı ve diğer yardım malzemelerinin bu geçici liman üzerinden Gazze'ye iletilmesi amaçlanıyor. En azından umulan o. Ateşkes meselesine gelecek olursak, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby bugün yaptığı açıklamada Gazze'de ateşkes ve Hamas'ın elinde geri kalan rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik 3 aşamalı planla ilgili olarak hala Hamas'tan yanıt beklendiğini ifade etti. Ateşkes meselesi Fransa'da bulunan ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron arasındaki görüşmelerin de önemli bir konusu. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın önümüzdeki hafta bölgeye gitmesi bekleniyor. Ateşkes konusunda, anlaşma konusunda biraz daha diplomatik baskı uygulamak için Mısır, İsrail, Ürdün ve Katar'da temaslarda bulunması bekleniyor. Ve son olarak da Başbakan Netanyahu'nun 24 Temmuz'da kongreye hitabı bekleniyor. Kongrenin her iki kanadının, her iki siyasi partiyi temsil eden liderleri tarafından davet gitmişti. Netanyahu olumlu yanıt verdi. Tabii İsrail ve Hamas arasındaki savaşa ilişkin Amerika'da farklı bir takım siyasi görüşler dile getiriliyor. Dolayısıyla Netanyahu'nun bu hitabı bu siyasi bölünmüşlüğü ve farklı görüşleri biraz daha su yüzüne çıkarabilir ve 24 Temmuz'da kongre binası dışında da bir takım protesto gösterileri olması olası. Bakalım 24 Temmuz'da Netanyahu ne diyecek, neler yaşanacak, takip edeceğiz. Evet, Biden'ın Fransa ziyareti, verdiği mesajlar, Ukrayna'ya yapılacak askeri yardım ve Orta Doğu cephesinde, Gazze'de özellikle yaşananlar, limanın tekrar, yüzer limanın hayata geçirilmesini Begüm Dönmez Ersöz bize aktardı. İyi çalışmalar Begüm.